aziz şehidimizin muhterem ailesi, garnizon komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekillerim, muhterem kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün burada Peygamberler şehrinde, Hazreti Şuayb'in şehrinden ebediyete ve peygamberlerin şahı olan Muhammed Aleyhisselam'ın komşuluğuna kahraman bir evladımızı daha uğurlamak üzere bir aradayız. Ali kardeşimizin, evladımızın, şehidimizin ve bugüne kadar vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna en değerli varlığını feda etmekten çekinmeyen bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Amin. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını, ızdıraplarını paylaşıyoruz. Çok değerli kardeşlerim, büyük bir acı, büyük bir ızdırap, büyük bir hüzün ve üzüntü duyuyoruz hep birlikte. Evet, acımız büyük. Ama öfkemiz de büyük. Her karış toprağında şehit kanı olan, asırlar boyu yüz binlere varan, milyonlara varan şehitleri, şehitlerimizin kanının suladığı bu aziz vatan topraklarının bölünmesine, parçalanmasına, göz dikmiş olan çetelere ve esasında bunları maşa olarak kullanan ağababalarına buradan Harran'dan bir kez daha sesleniyorum. Bedel vermek gerekiyorsa bundan sonra da bedel vermeye devam edeceğiz. Ama bu kutsal emanetin bir karışını bile zalimlere, hainlere, Haçlılara ve onlara uşaklık edenlere çiğnetmeyeceğiz. Çok değerli kardeşlerim, şehitlerimizin öbür dünyada da Rablerinin, Cenab-ı Allah'ın hangi nimetleriyle mükafatlandırılacaklarını buradan anlatacak değilim. Allah'a şükür, Şanlıurfa, Harran ve buradaki her kardeşimiz erişilebilecek ve ulaşılabilecek en yüksek makam olduğunu biliyor şehitliğin. Allah herkese ve hepimize bir makam nasip etsin. Amin. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu evlatlarımıza ve bu uğurda en değerli varlığını feda edenlere ölü denmemesini sanıp geliyor. Çünkü ölü değiller. Şu anda da bizleri görüyorlar, seyrediyorlar. Bizlerin sabrını, metanetini temaşa ediyorlar. Onlardan aldığımız miras var. Emanet var. Devlet olarak aldığımız miraslardan bir tanesi olan ailesi, evlatları, yakınları artık bizim baş tacımızdır. Şehidimizin babası bu milletin babasıdır. Yakınları bu devletin ve milletin yakınlarıdır. Onları kimseye muhtaç olmayacak şekilde bir emanete nasıl muamele ediyorsa, edilmesi gerekiyorsa bugünden itibaren bu şekilde muamele görmeye ve
en yükseklerde tutulmayı hak ettikleri için en yükseklerde tutulmaya devam edilecek. Ama şehidimizin bıraktığı emanet sadece ailesi değil. Uğrunda canını feda ettiği vatanı, bölünmez bütünlüğümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve ay yıldızlı al bayrağımız var. Bugün hepimizin bildiği gibi bütün bu kutsal değerlerimiz ve bütün bu kutsal değerlerimizin mekanı ve yurdu olan vatanımız uzunca yıllar boyunca bu topraklar üzerinde emelleri olanlar, bu topraklarda yaşayan kahraman evlatlarının üzerinde hesapları olanların hesaplarının bugün daha aşikar bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemi birlikte yaşıyoruz. İçeriden ve dışarıdan her türlü yöntemlerle ve silahlarla üzerimize geliyor. İçeriden devşirdikleri hainleri bu emellerini gerçekleştirmek üzere kullanıyorlar. Bu milleti şucu bucu diye ayırmaya çalışıyorlar. Fitne ve fesat ocaklarını sonuna kadar yakmış durumdalar. Öbür taraftan da yine bu kutsal vatan topraklarını çepeçevre saracak şekilde her türlü modern silahlarını ve fitnelerini bu ana yurdumuzun etrafına yerleştirmeye ve içeriden ve dışarıdan aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, aynen Çanakkale'de olduğu gibi bizleri esir almaya, bizleri bölüp parçalamaya ve emellerini gerçekleştirmeye heveslenmiş durumdalar. Çatlasalar da, patlasalar da hevesleri kursaklarında kalacak Allah'ın izniyle. Şehidimizden aldığımız cesaret ve kahramanlıkla ve aldığımız ilhamla bunların topunun karşısında Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle bozmaya çalıştığımız kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, daha da bayraklaştırarak bunların hepsine hak ettiği cevabı Allah'ın izniyle vereceğiz. İnşallah. Çok değerli kardeşlerim, metanetle ve sabırla şehidimize yakışır bir şekilde onu bir an önce peygamberimizin komşuluğuna uğurlamak bizim boynumuzun borcudur. Bize ve büyük bir acı ve ızdırap yaşayan ailesine düşen son görev bu görev olsa gerek. Metanetimizi koruyarak ve şehidimizin ve peygamberimizin şefaatine mazhar olmayı umarak, dua ederek, tekbir getirerek, tehlil getirerek şehidimizi şanına ve makamına uygun bir şekilde uğurlamaktır bizim vazifemiz ve bizim sorumluluğumuz. Siz değerli kardeşlerim, Türkiye'nin diğer yerleşim yerlerinin tamamından daha fazla bunu bilen, bunun idrakinde olan, bunun şuurunda olan kardeşlerimizsiniz. Harran'a, Akçakale'ye, Şanlıurfa'ya, Ceylanpınar'a ve diğer ilçelerimizde yaşayan kardeşlerimize de yakışan budur. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizler de biliyorsunuz. Havaalanından buraya kadar şehidimize eşlik ederken, neredeyse adım başı, yedisinden yetmişine evlatlarımızın, annelerimizin, babalarımızın, çocuklarımızın, kardeşlerimizin ellerinde dalgalanan istikbalimiz ve istiklalimizin nişanesi olan ay yıldızlı al bayrağımızı gördünüz. Her birisi bu vatan topraklarının bağımsızlığının tapusu ve nişanesidir. Allah'ın izniyle bir gidecek, bin geleceğiz. Bunların zulmüne, bunların baskısına, bunların hainliklerine boyun eğmeyeceğiz. Onların ağa babalarının hilelerine, tuzaklarına da papucu bırakmayacağız. Yurt içerisinde değil sadece, yurt dışında da fitnenin başı neredeyse, bu aziz millet,
bu kahraman millet Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, ordusuyla ve milletinin her ferdiyle bu yılanın başını ezmeye muktedirdir Allah'ın izniyle. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah bizleri onların ve onun şefaatine layık olsun. Ben bu duygularla tekrar ailemize, kederli ailemize sabırlar diliyorum. Devlet olarak yanlarında ve hizmetlerinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin. Allahu Ekber. Allahu Ekber.